Merhaba arkadaşlar. Tacirler Yatırım'dan Levent Gerik. Bugün 1 Ağustos 2024. Yoğun bir dünya gündemiyle karşınızdayız. Geçen hafta beraber olamadık. Birazcık konuşacaklarımız da birikti. Son aktüel gelişmeleri isterseniz hep beraber değerlendirelim. Bildiğiniz gibi küresel piyasalar açısından bu hafta merkez bankalar haftası. Sırayla önemli merkez bankalarının faiz kararları var. Bunlardan ilki Japon Merkez Bankası'nındı. Salı günüydü. Japon Merkez Bankası'nın faiz arttırması bekleniyordu. Beklenildiği şekilde politika faizini 0,10'dan 0,25'e çıkardı. Böyle bir şey beklendiği için geçtiğimiz son yayınlarda da hatırlarsanız dolar Japon yenini özellikle mercek altına aldı. Burada ciddi hareketler olabilir diye sizleri uyarmıştım. Dolayısıyla ilk yapıldığı gün çok etki yokmuş gibi görünse de hemen ertesi günden itibaren Japon yeninde bir değerlenme gördük. Dolayısıyla 150'lerin bile aşağısına inen ki geçtiğimiz haftalarda 160'ın üzerine çıkmıştı dolar Japon yeni paritesi. Bir etki görmekteyiz. Dolayısıyla bu etki Japon yeninin bu şekilde dolar karşısında değerlenmesi Japon borsasında da negatif yönde etki yaptı. Sabah itibariyle günlük düşüş %2,5 civarına ulaşmıştı. Dolayısıyla Japonya'daki bu düşüş birkaç Asya ülkesini daha etkilemiş durumda. Burada aslında olumlu yönde ayrışan Güney Kore borsası var. Bir de Tayvan borsası var. Tayvan borsasının ayrışmasının sebebi ise yapay zeka ile ilgili. Çünkü dün konudan konuya atlıyor gibi oluyorum ama hepsinin arasında bağlantı var. Dün Meta'nın bilançosu geldi Amerika'da. Biliyorsunuz Magnificent Seven'dan büyük hisselerden bir tanesi yapay zeka ile ilgili. Bilanço beklenenden iyi geldiği için tabii Nvidia hisselerinde de ciddi yükselişe neden oldu. Bu da Tayvan borsasının yükselişte kapatmasına neden oldu. Asya tarafına geçmişken şunu da söyleyelim. Çin'de çok değişen bir şey yok. Son konuşmalarımızda hep aynı şeyleri aslında değerlendiriyorum. Bunun üzerine bir de kötü moral bozan bir data daha geldi esasında Çin tarafında. Biliyorsunuz orada imalata ilişkin datalar geliyor. Burada gelen data geçen gelen 50'nin üzerindeyken şu anda 2 puan kadar düşerek 48,5'larda falan geldi PMI datası. Bu da Çin borsasını zaten olumsuz yönde etkilemeye devam etti. Bir taraftan Çin'de biliyorsunuz gayrimenkule ilişkin problem olduğunu hep zaten size söylüyorum. Son açıklanan datalarla bakıldığında 100 tane en büyük gayrimenkul sektörüne ilişkin Çin'deki firma ile ilgili yapılan bir ankette 1 yıl içinde gayrimenkul satışlarında aydan aya 12 ay bakarsak Temmuz itibariyle geçen Temmuz'a göre %19'luk bir düşüş var. Haziran ayında aslında bu %17 idi. Bunun sebebi de Çin hükümeti gayrimenkule ilişkin bir takım teşvik paketi açıklamıştı. Teşvik paketleriyle görece bir toparlanma olur gibi bir durum olmasına rağmen %19'luk yıllık düşüş tekrar moralleri bozmuş gibi görünüyor Asya tarafında. Asya'ya geçtiğimize göre oradan devam edersek dediğim gibi bu aralarda Asya'da en çok dikkat edeceğimiz yer Japonya. Çünkü Japon yenine ilişkin ciddi oynaklığın arttığı, ciddi fiyatlamaların olduğu günlerden geçiyoruz. Japonya uzun bir aradan sonra biliyorsunuz faiz arttırımlarına başlamış durumda. Bütün dünyada faiz arttırımları daha önce yapıldı. Şu anda indirim konuşuluyor. Japonya'nın tabii dinamikleri daha farklı. Onlar da şu anda bir faiz arttırım döngüsüne başlamış durumdalar. Öyle ki mesela Toyota hissesi bile dün itibariyle ki bilançolarında bir zarar falan açıklamamasına rağmen bu etkiyle ciddi düşüş yaşamış durumda. Açıkçası şu andan itibaren de dolar Japon yeni paritesini daha dikkatli bir gözle incelemenizi özellikle tavsiye ederim. Vaktim kalırsa o parite üzerinde teknik birkaç değerlendirme de yapmak istiyorum. Şimdi Amerika tarafına gelirsek, dediğim gibi Merkez Bankalar Haftası demiştim. Japon Merkez Bankası'nın kararını ve sonuçlarını anlatmaya çalıştım size. Dün itibariyle Fed'in faiz kararı vardı biliyorsunuz. Piyasalar bu ay itibariyle zaten bir değişiklik beklemiyordu. Politika faizi 5-5,25 arasında tutuldu. Herhangi bir faiz ilişkin değişiklik olmadı. Önemli olan oradaki basın toplantısıydı. Basın toplantısında Powell'ın konuşmalarından çıkan sonuç gördüğüm kadarıyla bizim dedi ikili bir hedefimiz var. Tek hedefimiz enflasyon değil, istihdam piyasası da bizim açımızdan önemli. Hem istihdam piyasasında hani zaten ekonominin temel amacı budur. Tam istihdam sağlamak. Bu tam istihdam, %100 istihdam hiçbir zaman mümkün değildir ama bu hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ederken de istihdam piyasasında bir kötülüğe de yol açmak istemiyorlar.
hani soft landing dedikleri yumuşak bir iniş planlıyorlar. Amerika'da son Haziran datasından sonra gördüğümüz kadarıyla da enflasyonda bir iniş eğilimi var. İstihdam piyasasında da bir miktar esasında katılığın hafif hafif gevşediğini görüyoruz. Dün ADP özel sektör istihdam verisi açıklandı. 150 bin beklenirken 122 bin geldi. Bu cuma günü tarım dışı istihdam verisi var. Bu daha da önemli tabii. Piyasa buraya da dikkat edecektir. Tarım dışı istihdam verisinde de eğer beklenenin ötesinde bir düşüş görülürse piyasa bunu faiz indirimine ilişkin olumlu bir adım olarak algılayacaktır. Zaten bunu hazır durumda. Dolayısıyla Fed'in bu açıklamaları neticesinde bu yıl içinde Eylül'de bir faiz indirimini neredeyse %100 ile fiyatlıyordu piyasa. Bu cepte gibi görünüyor. Bunun ötesinde Kasım ve Aralık toplantılarında da bir faiz indirimi olur mu olmaz mı? Bundan sonra gündemi bu olacaktır. Yani indirim 2 mi olur 3 mü olur? Artık bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Bunun olumlu yansımasıyla Amerikan borsalarında da dün yükselişler gördük. Nitekim son günlerde, son haftalarda orada ciddi bir realizasyon görmekteydik esasında. Bunun biraz sebeplerini de anlatmaya çalışacağım size. Bunun sebeplerine girmeden önce Avrupa'ya ilişkin ciddi söyleyeceğimiz bir şey var mı? Var. Euro bölgesinin TÜFE verisi geldi arkadaşlar bu hafta içinde. Beklentinin aylık bazda 0.1 bir düşüş bekleniyordu. O 0 geldi, değişmedi. Yıllık bazda ise 10'da 1'lik bir yükseliş, 2.6 gibi bir şey geldi. Dolayısıyla o da enflasyonda piyasaların beklediği anlamda, yani iniş yönünde bir data gelmediği için Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine devam eder mi, acaba biraz duraksar mı diye piyasaların kafasında bir miktar soru işaretleri de yaratmış durumda esasında. Avrupa'daki durum da bu. Şimdi ben emtia enerjilere geçmeden önce isterseniz şu Amerika'dan başladık, orayla devam edelim isterim. Şimdi efendim şöyle bir değerlendirmede birkaç not bağladım sizler için. Biliyorsunuz arkadaşlar Amerikan borsalarındaki keskin yükselişin sebepleri aslında teknoloji hisselerinin ciddi yükselişleri oldu bu yıl içinde. 10 trilyon dolar değerindeki 4 tane şirketin de bu hafta esasında bilançoları geliyor. Bunlardan efendim bir tanesi geçen gün geldi bilançosu. Geçen hafta Alphabet'in bilançosu geldi. Efendim başka neler bekleniyor? Bu hafta Microsoft, Meta, Amazon. Microsoft'un bilançosu geldi. Bir miktar tabii biraz şeylerden dolayı, yapay zeka harcamalarından dolayı sermaye harcamalarında bir miktar artış var. Mart ayında son dönem 3. mali çeyrekte sermaye ve harcamaları için 11 milyar dolar harcamıştı Microsoft. Dördüncü çeyrek içinse bunun 13 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Dün itibariyle çarşamba günü Meta'nın bilançosu geldi. Beklenenden daha iyi geldiği için Meta'nın bilançosu. Bu yüzden işte Tayvan borsasında Nvidia liderliğinde bir yükseliş oldu. Nasdaq'ta da yükselişe neden olmuş görünüyor. Birkaç günlük, birkaç haftalık düşüşü bir miktar tepki yükselişi şeklinde bir yükselişte karşılamış durumdayız. Bunun nasıl devam edip etmeyeceğini bakacağız. Perşembe bugün itibariyle Amazon'un bilançosu gelecek ve Apple'ın bilançosu, bunları izleyecek arkadaşlar. Şimdi burada bu yapay zeka, teknoloji falan, bunları göz önüne aldığımızda esasında hani şöyle de bir endişe var piyasada. Bu yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin çok ciddi harcama kalemleri yükseldi. Evet, yeni bir teknolojiye yatırım yapıyorlar. Fakat bunlar ne kadar bir sürede kar olarak acaba geri alınabilecektir gibi bir endişe var. Artan bu giderler bir miktar aslında realizasyonun ana sebeplerinden de bir tanesi oldu gibi görünüyor. Mesela hani şöyle söyleyeyim, geçen haftalarda arkadaşlar Nasdaq %2.6 trilyon dolarlık bir satış oldu. Dikkat ederseniz geçen hafta demiştim ki ben size, bu büyük 7 tane bilemediniz 10 tane şirkette bir miktar duraklama ve realizasyon olurken Russell Endeksine bakın, daha küçük orta ölçekli şirketlerde tersi yönde bir dengelenme olabileceğini söylemiştim. Nitekim aynen de o şekilde olmakta gördüğümüz kadarıyla. Bu küçük şirketler, küçük finans ve sanayi şirketleri, buraya baktığımızda ise burada bir %1'lik bir kazanç vardı geçen hafta itibariyle. Şimdi Haziran ayında özellikle hani oradan bir çizgi çizecek olursak, biliyorsunuz Haziran enflasyonunda bir düşüş gördük ya Amerika'da. Haziran'dan bu yana baktığımızda Russell 2000'de arkadaşlar %10 oranında bir yükseliş gördük. Bu süreçte S&P 500'deki bu finans ve sanayi şirketlerinin yoğun olduğu, biliyorsunuz, yükseliş de %3.5'la diğerine göre daha sınırlı kalmış gibi görünüyor. En ciddi realizasyonu ise Nasdaq'ta gördük. Çünkü yapay zeka şirketlerinin çok önemli bir bölümü
zaten orada yer alıyorlar. Bu Nasdaq 100'deki türbülansın bir ölçüsü olarak arkadaşlar Chicago Board of Trade'in Volatility Endeksi diye bir endeksi var. Nisan ayından bu yana ilk kez 18'in üzerine çıktı bu endekste ve son düzeltmeyi geçen ay Ekim ayından yapmıştı. Bu Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Hani bu risk endeksi de aslında Nasdaq'taki tehlikeyi bir miktar bir öncü gösterge olarak göstermişti. Bunu da söylemek isterim. 18 Haziran'dan bu yana arkadaşlar Nvidia, Microsoft, Apple, Nvidia özellikle 18 Haziran'da Microsoft'u Apple'ı geçerek kısa sürede dünyanın en değerli şirketi haline gelmişti biliyorsunuz. Apple'ı bile geçmişti Microsoft geçmişti. Fakat bu rekor seviyede kalamadı çünkü o andan itibaren Haziran enflasyonundan sonra %17 oranında bir düşüş yaptı. Bu veri merkezlerinde kullanılan sunucuları da Dell teknoloji üretiyor. Bilgisayarları da var biliyorsunuz. O mesela Mayıs ayındaki zirvesinden %37 oranında geriledi. Yani böyle bir realizasyon. Süper mikro kompütürdeki gerileme oranı %40'lara kadar ulaştı. Dolayısıyla Amerika'nın en büyük bu teknoloji hisselerine baktığımızda bu en büyük 6-7 tane teknoloji hissesi S&P 500'de de yer alan ilk yarıdaki arkadaşlar Amerikan borsalarındaki çıkışın %14'lük artışını sadece zaten bu şirketler oluşturdu. Bunu da söyleyeyim. Çok da burada fazla da detaya girmeyelim. Amerika'daki genel durum bu. Bunların üzerine tabii Nasdaq'a dönüp bir bakacağım. Metal ve petrol piyasalarına baktığımızda enerji tarafından oluyor. Dünyada önemli gelişmeler oluyor. Ne yazık ki olumsuz gelişmeler. Biliyorsunuz Hamas liderini İsrail bir hava saldırısıyla vurdu. Ondan sonra durumlar karıştı. Dolayısıyla gerginlik arttı. Şu anda İsrail, Filistin ve İran üçgeninde tehlike yükselmiş durumda. Çünkü İran Cumhurbaşkanı da İsrail'e ciddi bir karşılık vereceklerini söyledi. Bu karşılık ne şekilde verecektir, ne zaman olacaktır? Şimdi dünya bunu bekliyor. Dolayısıyla Körfez tarafındaki bu gerginlik daha da artıp jeopolitik olarak sıçrama etkisi gösterirse eğer dünya açısından gayet olumsuz olacaktır. Bunun hemen tabii etkilerini görüyoruz. Önce bunu petrol fiyatlarında gördük. Petrol fiyatları dünya büyümesine ilişkin bir takım endişelerden aşağı doğru geliyorlardı. 80 dolarların aşağısına gelmişti biliyorsunuz. Bu jeopolitik gerginlikle petrol fiyatlarının tekrar yukarı çıktığını gördük. Bunun yanında tabii altın fiyatları da bir güvenli liman olarak o da bundan nasibini aldı ve bir yükseliş yaptı. Petrolün yukarı çıkmasında jeopolitik riskin yanında arkadaşlar yaklaşık 5 haftadır Amerikan stok azalışın da etkisi var. Bu haftada stoklarda yine 3,4 milyon varillik bir azalış var. Dolayısıyla bu da petrol fiyatlarını yukarı yönde destekliyor gibi görünüyor. Efendim bazı raporlardan değerlediğim şeyler de var. Altın üzerine de konuşmak isterim esasında. Altın üzerine konuşurken şu altın grafiğini aslında gözümüzün önüne şöyle açalım. Bir taraftan 4 saatlik grafiğini açalım altının. Evet. Şu anda 2433 dolardayız altında. Şimdi efendim Amerika'da biliyorsunuz seçimler var. Seçimlerde işte Trump önde gidiyordu. Biden çekildi. Yerine gelen aday bir miktar yükseliş yaptı ama seçimlerde hani sanki Trump'ın kazanacağı garanti gibi görülürken şu anda aynı garantide konuşmak pek mümkün değil. Finansal piyasalar açısından bakarsak Trump'ın seçimi kazanması üzerine bazı spekülasyonlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle mesela muhtemel bir altın rallisi için Trump'ın kazanması böyle bir rallinin başlayabileceğini ifade ediyor diye yorumda bulunanlar var. Jeopolitik gerilimler, Amerika'nın artan bütçe açıkları, merkez bankalarının diğer merkez bankalarının Amerika dışında dolara karşı çeşitlendirme politikaları, altın rezervlerini arttırmak gibi ve enflasyona dikkat çektiğimizde diyorlar altının bir rally yapması için uygun temel koşulların olduğu görülüyor. Bir de şuna da bakmak lazım tabii. Trump zamanında neler oldu? Trump başkanken. O zaman da arkadaşlar COVID-19 pandemisinin etkileri ve Fed'in faiz oranlarını neredeyse sıfıra kadar yaklaştırması sırasında yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak algılayıp ciddi yükselişlere sebep olmuşlardı. Ve altın Ağustos 2020'de tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştı. Altındaki son 50 yılda kaydedilen en büyük, en dik artış bu değil. George Bush ve Jimmy Carter dönemlerinde daha büyük getiriler yaptığı da geçmiş yıllarda altının. Şimdi bu anlamda baktığımızda Trump'ın ikinci dönemi özel sektörün de merkez bankalarının rotasyonuna katılmasıyla acaba dolardan bir uzaklaşma süreci yaratabilir mi?
Çünkü biliyorsunuz bir iş adamı olduğu için Trump çok değerli bir Amerikan doları istemiyor. Ticaret açısından, ihracat açısından. Geçen başkanlığı döneminde de aldığı bir takım önlemlerle Amerikan dolarının değerini bir miktar düşürme eğiliminde olduğunu görmüştük. Piyasa tekrar böyle bir şey olabilir diye bekliyor. Böyle bir şey olur da Amerikan doları değer kaybederse eğer altın tabii bir teveccüh noktası olacaktır. Bu altının yükselişini tetikleyebilir. Böyle bir fikir var. Bu benim fikrim değil. Ben hani dünyadaki fikirleri sadece size sıralıyorum bununla ilgili. Dolayısıyla altınla ilgili de genel dinamikler böyle gibi görünüyor. Şimdi tüm bunları konuştuktan sonra aklıma gelen başka gelişmeler varsa onlara da tabii ki değineceğim. Şu grafikler üzerinde bir miktar hem grafiklere bakarak hem de bu yönde konuşalım. Madem altın konuşuyorduk, altın grafiğinden devam edelim. Uğur Bey, şimdi grafiği alabiliriz. Şu anda arkadaşlar ekranda altın grafiğini görüyorsunuz efendim. Biliyorsunuz ben geçmiş haftalarda bir takım çizgiler çiziyorum. Bizi bağlaması açısından öngörülerimizle ilgili. Dolayısıyla bunun üzerinde konuşuyoruz. Şimdi efendim gördüğünüz çizgiler geçen hafta çizilmiş çizgiler tabii ki. Şimdi 2483 dolara kadar gördük biz altında biliyorsunuz. Bunun üzerine bir realizasyon da yedi altın. Geçen haftaki, daha doğrusu geçen hafta program yapamadık. 2 hafta önceki yayınlarımızda ben altında temel olarak, bence tabii bu, 2483 en üst taraf ama şimdilik yukarıda 2460 dolarla aşağıda 2360 dolar arasındaki yaklaşık bir 100 dolarlık bir bantta hareket olacağı kanısında olduğumu, bu bantın yukarılarına geldikçe altında satış pozisyonuna girmenin, aşağı tarafına geldiğinde de alış pozisyonuna girmenin temelde size kazandıracak bir strateji olabileceğinden bahsetmiştim. Piyasa bizi yanıltmamış da görünüyor. Bir kısa yükselişi ele aldığımızda, bunun Fibonacci'leri beyazdır bakın, 61,8 Fibo'nun geçtiği yer zaten 2370 dolarlar civarında bir yer. 2360 doları buna dayanarak da çizdiğimi size söyleyebilirim. Geçtiğimiz günlerde 2360 dolarlara kadar hakikaten geldik. Tekrar son gelişmelerle yukarı doğru bir atak yapıyoruz. Halen altında bir yükseliş trendinden ziyade zirvede yatay bir bant hareketi gözlediğimi size söyleyebilirim. Altın yükselebilir mi önümüzdeki dönemlerde? Bunu tabii ki kimse tam olarak bilemez ama böyle bir ihtimal var. Temel gerekçelerini de size anlattım. Ama işsiz olun, yine de bu noktalar tam olarak kalıcı olarak kırılmadan çok fazla bir şey de ummayın derim. Önümüzdeki aylarda 2500 dolarların üzeri olabilir. 2550-2600'e kadar belki gidebilir. Ama çok aşırı zirvelere gitmesi için jeopolitik olarak daha böyle takım gelişmeler olması gerektiğini, risk faktörünün artması gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik temel fikrim budur. Şu anda da biz 2432 dolardayız. Bu temel olarak bir görünüş gördüğünüz gibi. Şu iki noktaya dikkat çekmek için bak. 2360-2460'a dikkatinizi çekmek için buraya. Buradan 4 saatlik bir altın grafiğine şöyle bir bakış attığımız zaman altın esasında aşağı doğru süzülürken işte son günlerdeki jeopolitik risk dolayısıyla şu düşüş kanalının sertçe yukarısına çıktığını görüyoruz. Sertçe yukarısına çıktık fakat 2460'a yaklaşınca tekrar buradan bir miktar satış yemiş bir pozisyondayız. 4 saatlik grafiğe bu anlamda bakarsanız esasında bir yükselme eğilimi içinde olduğundan tabii ki bahsedebiliriz. O yüzden biraz mikro bazda aşağı doğru gelelim. Biraz daha aydınlanmak için, biraz daha trade eden, gün içi trade eden arkadaşlara yardımcı olmak için. Saatlik grafikte ise şu anda altının bir satış yediğini görüyorsunuz. Bakın şöyle bir yükseliş kanalı içindeyiz. Fakat bu dakikalar itibariyle altında bir satış var. Şimdi 23.6 burada bir Fibo bölgesi var destek. Şu an 38.2'ye kadar bugün gün içinde çekilme ihtimalini doğurur tabii bu. Yani piyasa 2410 dolarlara kadar gevşeme potansiyeli taşıyor şu görüntüde size söyleyebileceğim. Çünkü 2410 dolarlar civarında hem bir 38.2 Fibo desteği var hem de 200 ve 100 birimlik saatlik bazda hareketli ortalamaların birbirine yakınsadığı bir yer burası. Buraya dikkat edin derim. Zaten daha da aşağı gelirsek şurada kanalın alt bandı var. Ve en aşağıda ise 2385 dolar civarında ise arkadaşlar bakın burada %50 Fibo bölgesine yakın. Ben birazcık daha aşağıya aldım. Çünkü şurada altın bir miktar yatay hareket ettiği için yaklaşık bunun bir ortalama bölgesi. Uzun lafın kısası, 2460 direncini geçmediğimiz takdirde daha fazla yükseliş şimdilik beklemiyorum.
Direnç aşılırsa fikrimi değiştirebilirim altında. Bu dakikalar itibariyle de bir miktar gevşeme eğiliminde olduğumuzu söylüyorum. Bu gevşeme eğilimi bizi dediğim gibi öncelikle bir 2410 dolar civarında bir yere getirir. Buradan bir tepki görebiliriz. Bu tepkiyi göremezsek yalnız 2385 dolara kadar düşersek de şaşırmam. Bunu da söylemiş olayım. Altınla ilgili genel durum bu. 30 dakikalıkta da satış var. Hızlı hızlı geçelim. 15 dakikada zaten üçgen formasyonda sıkışıp aşağı doğru kırılmış ve satış yemiş durumda. Şu anda piyasa çok scalperlar için bile söylenecek şey şudur. Alsat da çok hızlı hareket eden traderlar için bile an itibariyle söylüyorum tabii bunu. Genel bir trend yorumu falan değildir. Bugün için, şu an için bu dediğim geçerli. Şimdilik 2440 doların üzerine çıkamadığımız takdirde bu piyasanın satış yeme ihtimali var. Alsat yaparak para kazanmakla ilgili bir şey yapıyorsanız 2440-45 arasında satış yönlü bir pozisyona girmek ve aşağıdan onu kapatmak makul görünüyor. Fakat 2445 doların üzerine çıkarsa da stop loss çalıştırıp piyasadan çıkmak gerektiğini de düşünürüm. Altınla ilgili durum bu arkadaşlar. Birazcık da isterseniz petrole bakalım burada neler oluyor diye. Bizim bundan bir önceki programı yaptığımız tarih 18 Temmuz. Şimdi hemen oraya bir gitmek istiyorum efendim. Tam 18 Temmuz'da biz konuşurken bu saatlerde saat 11'de 84.45-84.50 civarındaydı. Niye bunu söylediğimi söyleyeceğim şimdi size. O zaman demiştim ki bu çizgileri çizmiştik. Arkadaşlar ben bu yükselişin çok fazla ileri doğru gidebileceği fikrinde değilim. Bunu da kendimi bağlamak için 85-65'e şöyle kalın bir çizgi çizerek bir bağlayalım. Burayı geçeceğini sanmıyorum. Geçerse fikrimi değiştiririm. Burası geçilirse çünkü 87-20-86-70 bandına doğru ufak bir uzama ihtimali olabilir. Ama burası geçilmeden yön büyük bir ihtimalle aşağı olur. Konuşmamız buydu. Fakat dedim bunun böyle olduğunu anlayabilmeniz için aşağıda önemli bir destek noktası var. Konuşurken daha buralara gelmemiştik. Lütfen dedim 82-70 civarına çok dikkat edin. Burası %50 Fibo bölgesi. Eğer ki bu 82-70 kırılırsa petrolde olur da böyle bir şey olursa aşağılara doğru ciddi anlamda bir realizasyon görme ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla kendimizi bağlama adına onu da çizelim. Dediğim gibi 82-70 kırılırsa eğer piyasada 78-50 ile 79-30 arasındaki bir bant bölgesine kadar düşüş olabileceğini tahmin ediyorum demiştim. Bu oldu. Aynen öyle oldu zaten. 30.07.2024 itibariyle biz aşağıda 78 doları bile alıp aşağısını gördük. Ve şu anda son gelişmelerle yukarı doğru bir fiyatlama yapıyoruz. Şimdi bunlar böyle oldu. Şimdi ne olur? Asıl konumuz bu. Şimdi daily grafikler bazında baktığımız zaman burada tablo karışık görünüyor. Farkında. Yani bir trendten falan söz etmek pek mümkün değil. Şimdi size önerim şu olur arkadaşlar. 4 saat üzerinde konuşsak biraz daha yakın ve net mi görürüz? Aynen öyle. Bakın. Şimdi altın şöyle bir aşağı doğru eğilim yapmaktayken dün, evvelsi gün falan son hareketlerle şuradan bakın bu kanalın dışına çıktı. Şimdi burada ben neyi önemserim onu söyleyeyim. Niye bir yükseliş potansiyeline girdik? Birincisi kanalın dışına çıktık. İkincisi 80-50 bölgesi benim için bir direnç noktasıdır. 80-50'yi geçerse bunun daha da yukarı uzayacağı fikrindeyim. Hatta 80-50-81-50 diye birkaç gün önceden bunu çizdim. Şu direnci kırdık şimdi biz 81-50 direncini zorluyoruz petrolde. Anlattığım temel gerekçelerle yükseliyoruz. 81-50 direncini de kırabilirsek 83 doların üzerine kadar gitmek mümkün olabilecektir. Tam bu noktada herhangi bir pozisyonunuz yoksa işte burada dikkatli olun derim. Neden? Çünkü burası hakikaten bir direnç bölgesi. Aynı zamanda da zaten 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 100 birimlik hareketli ortalamanın da geçtiği yaklaşık 81-78, 81-80 gibi bir yer. Hani 81-50, 81-80. Buralar geçilmeden daha yukarısı olmayabilir. Fakat burayı da petrol aşarsa piyasanın yükselişinin önünde durmaya çalışmayın. Zarar edebilirsiniz. Çünkü buranın geçilmesi bizi bakın şu sizi uyardığım 82-70 bölgesi vardı ya çok kritik bir yer dediğim. Önce buraya götürür
burada bir dirençle karşılaşır. Aşabilirse 83-30'a kadar uzar. Diyelim ki 81-50'nin üzerinde günlük kapanış yapamadık. Bakın 81-52'yiz şu anda. O yüzden hani altını çizerek konuşuyorum. 81-50'lerin üzerinde bugün kapanırsak, yarın 81-50'nin üzerinde kalabilirsek dediğim üst noktalara doğru gitme potansiyelimiz var. Satış pozisyonunda olmamak gerekir. Bir, burası aşılamazsa eğer bu direnç petrolde, ha bu durumda bu dirençten aşağı doğru realizasyonlar beklemek mümkün olabilir. Söyleyeceğim bu. Acaba bunun daha küçük bir prototipini çizmiş olabilir miyim? Ona bakıyorum. Nereye bekleriz böyle bir şey olursa? Şurayı aşamayacak bir piyasada. Ha, onu da çizmişiz aslında. Evet. Şöyle bir 15 dakikada bir yatay banttayız. Bu yatay bantın içine döner zaten. 81-50'lerin üzerinde başarılı olamazsak ki olabiliriz, onu da söyleyeyim. Şuraya doğru döneriz. Yani yaklaşık 81 dolar civarıdır burası. Buralara döneriz. 81'in aşağısını fiyatlarlarsa yalnız 80-75-80-50 hedefli bir düşüş realizasyonuna hazır olun. Onu da özellikle belirtmek isterim. Fakat burası kırılırsa da piyasanın 1,5-2 dolarda yükselme potansiyeli var. Bu konuda da sizi uyarmış olayım. UK Oil'e kendi algoritmalarım açısından baktığımda da şöyle bir şey görüyorum efendim. İki tane ortalama net olarak piyasa bir yükseliş momentine doğru girmiş durumda. Son hareketleriyle beraber olası çekilmelerde neler olabilir? Onlara bakıyorum. Yükselişi şimdilik... Gün içi trade edenlere tekrar seslenmek isterim. Anlık şu anda trade edenler 81-45 civarında piyasa, bakın birkaç saattir bir ortalama yapıyor. Şu siyah bir ortalama çizgisidir. Aşağı sarkmalar bile yapsa 81-40'lar civarında dalgalanıyor. Ya 81-40'ın üzerinde durup yukarıya doğru hızlı hızlı adım atıp gidecektir. Veya 81-40'ın aşağısına sarkıttıklarında, bakın şuralara sarkıyoruz, buralar normal. Buralarda bir şey yok. Yani 81-15'ler falan. Olumsuzluk nasıl başlar? 81'in de aşağısına eğer sarkıtırlarsa piyasayı. İşte bu durumda bir miktar realizasyon görülebilir. Bu konuda dikkat edin derim. Yani o realizasyon noktalarını kestirmek çok kolay değil ama 80-50'lere, daha da işin boyutu uzarsa hatta 79-90'lara kadar bile bir realizasyon olabilir. Bu konuda sizi uyarmış olayım. Petrolle ilgili genel durumda budur. 15 dakikalıkta ben yatay gördüm. Dediğim gibi 5 dakikalık grafiğine de bir bakıp küçültmek istiyorum. Şöyle bir görüntü içindeyiz arkadaşlar. Yukarı eğilimliyiz. Fakat dediğim şu direnç noktaları, ben 81-50'ye çizdim ama 38-2'de şurada bakın. Yani siz bunu şöyle değerlendirin. 81-50 ile 81-65, 81-70 arasındaki o 20 pipslik bölge bir direnç bandıdır. Bu band geçilemezse realizasyonlar olur ama piyasa yukarı gitme eğiliminde. Bunu da söyleyeyim. Buradaki durum da budur. Efendim bir de euro dolar paritesine bakalım isterseniz. Burada neler oluyor? Euro dolar paritesinde biraz enteresan gelecektir size. Şimdi dün Fed açıklamalar yaptı. Fed'in yaptığı açıklamalarla efendim bir faiz indirimi eğer olacaksa bu Amerikan dolarının değer kaybetmesini gerektirmez mi? Euro dolar paritesi niye yukarı gitmiyor diye sorabilirsiniz. Bu bir denge meselesi. Bu parite euro tarafında da ona bakarsanız biraz endişematik bir şekilde enflasyon verisi 10'da bir yukarı geldi. Bunun etkisi de olabilir. Gerisi tamamen teknik gerekçelerle. Onu da söylemek isterim. Şimdi niye açtık burayı? Söyleyelim. Ne var burada? Daily grafiğe baktığımızda bu bir trend mi? Değil. Bu bir oynaklık gördüm. Buna bir trend denilemez. Aşağıda iniyoruz, yukarıda çıkıyoruz. Burada bir problem yok. Şimdi efendim, aylardır bakın çizdiğim şu çizgilerin önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu birkaç aydır size söylüyorum. Euro dolar paritesinde şu anda efendim bir trend falan yok. Bu bir bant hareketi. Fakat bu bant hareketinden karlı çıkmak istiyorsanız arkadaşlar, piyasa ne zaman ki 1.07'lere gelir. 1.07, 1.07.30. En aşağı burası. Ancak ve ancak almayı buralarda düşünün. Hatta bakın ben olsam 38.2 çok ana bir destek noktasıdır burası. Piyasanın asıl destek noktası 1.06'lar civarında zaten. Bu piyasa 1.06 ile 1.09 arasında bir piyasa. Arada işlem yaparsanız zarar edebilirsiniz. Kar etmek istiyorsanız, hani daha az riske girmek istiyorsanız, olabildiği kadar tabandan 1.06'ya ne kadar yaklaşıyorsa oradan alın.
1.09'a ne kadar yaklaşıyorsa oradan satış yönünde pozisyona girmek sizi daha rahat ettirecektir. Genel fikrim bu. Ha, bunun konjonktürüyle ilgili konuşuruz kuşkusuz. Burada bir problem yok. Şimdi mesela son çizdiğimiz çizgilerden de bakarsak bakın 1.08.90'ı buraya çizmiştik. Efendime söyleyeyim 1.08 bunu yeni çizdim. Bu 1.08 önemli. Son günlerdeki bir destek noktası. Bu 1.08 kırılırsa yalnız piyasada 0.730'lar civarına 0.70-0.730'a kadar ulaşan bir düşüş bekliyorum ben piyasada. Şu anda da olmakta olan daily grafikte budur esasında. 4 saatlik grafiğe baktığımızda bu bir kanal oluşturmuş mu? Oluşturmuş. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir trend kanalı var. Paritede bir düşerken buradan sürekli aşağı yukarı hareketler yapacaktır. Niye yapacağını da söyleyeyim. 61.8 FIBO noktası bakın tam şurası. 1.0770'ler civarında bir yer. Muhtemelen 1.0770'lerin civarından biraz aşağısı biraz yukarısı. Buradan kanalın içinde kalmak için yukarıya doğru bir tepki yükselişi görebilirsiniz. Fakat bu çok aldatıcı olmasın. Bu tepki yükselişi şu kanalın dışına çıkamadığı takdirde bugün. Orası da bakın 1.0835, 1.0840 en fazla. Düşüş eğiliminde olacaktır arkadaşlar piyasa. Siz parametre olarak 1.08'in altında mıyız üstünde miyiz diye bakarsanız daha iyi edersiniz. 1.08'in altındaysak eğer euro dolar paritesinde düşme eğilimi daha doğrusu aşağı doğru gevşeme eğilimi daha yüksek olacaktır. 0.8'in üzerinde kalabildiğimiz sürece de yukarıya doğru gitme eğilimi öne çıkacaktır. Burada eğer yukarıya doğru gitmek istesek bile bana sorarsanız bugün için 1.0840, 1.0845 noktasında bir direnç var. Hem kanal hem FIBO açısından burası aşılsa bile arkadaşlar benim ünlü bir 1.0865 bölgem var biliyorsunuz. Bunu da 2 hafta önce kalın bir maviyle çizmiştim buraya. Euro dolar paritesi dedim benim için ölçü. 0.865'in üstünde miyiz altında mıyız? Lütfen buna bakın. 0.865'in altında yer alıyorsak paritede zayıflama eğilimi öne çıkacaktır diye bahsetmiştik. Şu anda ikinci en önemli direnç noktasının da 1.0865, 1.0870 gibi bir yer olduğu kanısındayım. Şu anda da 4 saatlik grafiklere bakarsak da bugün efendim aşağı doğru bir düşme eğilimi gösteriyoruz. Saatlik grafik aynı şeyi gösteriyor. Biraz daha trading, gün içi traderlar için konuşmak için açıyorum bunları. 30 dakikaya kadar indim. Muhtemelen dediğim FIBO bölgesinden bir tepki yükselişi deneme ihtimalleri var. 0.770'ler civarından. Onu denerlerse işte hani buralara falan gelmeye çalışacağız. Evet. Bir düşüş eğilimini Euro dolar paritesinde görüyorum. Son olarak bir miktar da Nasdaq üzerinde konuşalım. Çok da lafı uzatmadan. Efendim şimdi Nasdaq daily grafiği. Nasdaq üzerine de konuşuyoruz biliyorsunuz sık sık. Neden? Çünkü bu yapay zeka şirketleri çoğu Nasdaq'ta. En büyük etkiyi, hızlı etkileri burada görüyoruz. Hatta Nasdaq'ta Dow Jones'un bazen korelasyonun hiç tutmadığını, opozit yönde neredeyse hareketler ettiğini bile görmekteyiz. Açıkçası. Şimdi şöyle bir göz atarsak duruma. Şuradayken 2 hafta önce Nasdaq 19.800'ler civarındayken konuştuk. Hatırlıyorsunuz. 19.800'ler civarındayken konuşmuştuk Nasdaq'la ilgili. Dolayısıyla ben bir miktar realizasyon beklediğim için aşağıya şu destek noktalarını çizmiştim. Demiştim ki çok ütopik gelecek. Yukarı gidemez mi Nasdaq? Şimdilik yükseliş eğilimindeyiz. Biz düşüş trendine girmiş değiliz Nasdaq'ta. Çünkü piyasa neredeyse 19.700-19.800'lerde. Hani burada bir düşüş trendine girdiğimizden kuşkusuz bahsedilemez. Fakat birkaç konuda da özellikle sizi uyarmak isterim. Özellikle demiştim 19.460 gibi bir yerin, 450 gibi bir yerin aşağısına inersek ve buralarda birkaç günlük kapanış olursa piyasada çok şişkinlik olduğu için sert bir realizasyon olma ihtimali var ve bu bizi 18.800'lere kadar bile götürebilir. Hatta kendi kendime espri de yapmıştım. Hocam ne diyorsun ya? 19.800'lerde, 18.800'lerde. Aynen bakın o oldu arkadaşlar. Piyasanın döndüğü yer burası. Benim dediğim yerin daha aşağısına bile geldik. Neredeyse 18.600'ü bile tabii çok zaman geçirmeksizin gördük. Ama 18.800 bu destek bölgesinden de çok sert bir dün itibariyle
yükseliş yapmış görünüyoruz Meta'nın bilançosu nedeniyle. Şimdi gelelim konumuza. Bu bir düşüş trendi midir? Bence bir kısa vade için bir düşüş trendini başlattı Nasdaq. Şu anda kuvvetli bir tepki vermeye çalışıyor. Trade açısından bakarsam. Şimdi birazcık daha rakamları net okuyabilmek için 4 saatlik grafiği açmak istiyorum. Ne oluyor diye bakalım. Bakın şuradan dünkü Meta bilançosundan sonra ve FED toplantısından sonra. FED'den de Eylül'de bir faiz indirimine yeşil ışık yaptığı için bir etken de bu. Bu iki etkenle sert bir yükseliş görmüş durumdayız. Şimdi efendim sizi uyaracağım noktalar tabii ki yine var. Dikkat edin derim. Şimdi bir yükseliş eğilimini başlatmış durumdayız ama 4 saatlik grafikte dikkatinizi çekiyordur. Bakın şurada ortalamalar var 100 ve 200. Bunların yerlerine bakarsak arkadaşlar yaklaşık 19.550-19.600 civarında olduğunu göreceksiniz. Burası bir direnç noktası. Dikkatinizi çekerim. Fakat tabii şunu da söylemeden geçemem. Şimdi aşağı doğru bakın biraz da teknik çalışacak olursa şuradan itibaren şu tabana doğru bir düşüşü dikkate aldım da ben Nasdaq'ta direnç olabilecek noktaları esasına çıkarmıştım. Bakın 23.6'yı çok önemsemem ama 38.2 FIBO 19.450'lerden 460'lardan geçtiği için burayı özellikle portakal rengiyle de çizdim. Burası bir direnç noktası diye. Dün bu direnç noktasını geçtik. Bu önemli. Bu direnç noktasının üzerinde kapattık. Eğer ki fikrim şudur ki bugün bu direnç gerçekten geçildiyse bu tip endekslerde en az o direncin geçildiğini 1-2 gün ben görmek isterim. Şu anda çünkü kritik tekrar 19.470'lerdeyiz. İşin özü şu. 19.450-460 gibi bir noktanın üzerinde bugün de kalırsak hatta bir de yarın özellikle kalabilirsek bu durumda arkadaşlar kısa vadeli yükselişin devamını beklemek gerekir. Bakın bunu söylüyorum. Beklemek gerekir. Nereye doğru gider piyasa derseniz ısrarla sizi uyardığım 19.750 vardı yani buraya çok dikkat edin kırılırsa 18.800'lere kadar düşebiliriz diye 2 haftada uyardığım şu noktaya kadar bir çıkış beklerim. 19.750-19.800'e kadar çıkış beklerim. Hangi şartlarda? 19.460-70'teki bu direncin kırıldığına emin olduğum şartlarda bunu beklerim. Ha bu direnç kırılmadıysa, dün bize bir fake attıysa piyasa, bunu kıramadıysa zaten bugün bu direncin aşağısında bir kapanış yapacaktır. Veya aşağı doğru arkadaşlar şeyler yapacaktır. Şimdi onu bakın çizdim. Şöyle biraz daha o yüzden periyot küçülteceğim sizin için. 30 dakikalığı aldım ki dediğimi izah edeyim size. Dün direnci kırdık mı kırmadık mı emin olamadım. Üzerinde kapadık. Okey. Şimdi bugün ne arıyorum? Demiştim ya 19.460'ların hatta mümkünse 19.500'ün üzerinde bir kapanış. Olmadığı takdirde piyasada realizasyonda geri çekilmeler olabilir. İlk nokta, ilk destek noktası bana sorarsanız 19.400 piyasada. Burayı bir görmüşüz. Ne zaman görmüşüz? Gece saatlerinde gördüm. 30 dakikalık pardon. Bir buçuk saat önce görmüşüz. Ben daha yayına çıkmadan burayı görmemiştik mesela hazırlanırken. 19.400 ilk destek noktası gün içi geri çekilmelerde. Olur da 19.400'ü günün içinde aşağı doğru eğer kırmak gibi bir eğilim olursa piyasa her an arkadaşlar 19.200 civarına kadar bilemediniz 19.200-250 civarına kadar bir düşme potansiyeli de gösterebilir. Buralar muhtemelen alım yönünde pozisyona girmek için iyi noktalar olacaktır. Dolayısıyla gün içi destekleri bir daha tekrar edersem 19.400 burayı gördük birkaç saat önce. İkinci destek olabilecek yer 19.200-250 arasında bir yer. Üçüncü temel en temel destek noktası ise bana sorarsanız 19.050 civarında bir yer. Bakın şurası. Ha, burada işlem yapmaktan şu anda buraya yakın değiliz gördüğünüz gibi. Çok yakın değiliz ama yalnız piyasada yüksek oynaklık var. Her an 400'ü aşağı doğru kırıp bu şekilde bir fiyatlama olursa da lütfen şaşırmayın 30 dakikalık göstergelerde piyasa hala satış baskısı altında görülüyor. 15 dakikalık grafiklerde bu durum toparlanmış mı diye Nasdaq açısından bakıyorum. Toparlandığını söyleyemem. Toparlandığını söylememişim. Bakın 19.550-560'ı gösteriyor. Buranın kesinlikle üstüne çıkmak gerekir. Bakın şuranın. Buranın üzerine çıkamadığımız takdirde burası bir direnç noktası olarak çalışma potansiyeli taşır. Ve dediğim noktalara kadar geri çekilmelerin önünü açabilir. Hani 15 dakikada da piyasa pek toparlanmış değil.
5 dakikada bile şu anda tepki yükselişi yapıyoruz. Bakın tepki yükselişi yapıyoruz. Burada bile 5 dakikaya bakarak çok hızlı trade edenler bile 19.500'ün geçildiğini görmeden alım yönünde pozisyona girmeleri bir miktar risk teşkil edebilir gibi geliyor bana. Çünkü 5 dakika itibariyle aşağı doğru bir satış baskısı, hatta bir kanal oluştuğu görülüyor. Ne kadar çok konuştu değil mi? Evet. Altından, petrolden, euro dolardan ve Nasdaq'tan bahsettik. Daha da fazla lafı uzatırsak programı seyredilmesi zorlaşıyor zaten. Evet, bu haftalık bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah Allah sağlık saat verirse önümüzdeki hafta Perşembe günü küresel piyasaları konuşmak için tekrar beraber olalım derim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Finansal işlemlerinizde şans yanınızda olsun. Bol kazançlar. Hoşça kalın.